Evet arkadaşlar, 8. fasikülümüzün 2. video dersindeyiz. Artık 1. dereceden denklemlerin bir tanımını yapalım. 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemler, bunların 2 bilinmeyenleri vesaire var. İlerleyen zamanlarda onlardan bahsedeceğiz. Şimdi kuralımız ne arkadaşlar? A ve B birer gerçek sayı olmak üzere AX artı B eşittir 0 şeklinde yazılan denklemleri biz 1. dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Burada denklemin bilinmeyeni yani değişkeni X'tir arkadaşlar. Şimdi denklemi sağlayan değer bu denklemin köküdür. Bazen sorularda şöyle geçer. Der ki verilen denklemin kökü 3. O zaman ben o değişkenin yani x'in 3 olduğunu anlayacağım. Dolayısıyla neymiş arkadaşlar? Bilinmeyen yani değişken x yerine biz kök kelimesini de kullanabiliriz. Denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye çözüm kümesi diyoruz. Ve bunu kısaca ÇK ile de gösterebiliyoruz. Birinci örneğimize hemen bakalım. Bu denklemin kökü bizden istenmiş. Yani x değeri istenmiş. 3'ü dağıtıyorum arkadaşlar. 3x eksi 3. 3 çarpı x. 3 çarpı eksi 1. Biliyorsunuz artık bunları. Eşittir 5x eksi 1. 3x'i diğer tarafa attım. 5x eksi 3x oldu. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Eksi 3'üm duruyor. Eksi 1 de artı 1 olarak geçti. Burası eksi 2 yaptı. 5x eksi 3x de 2x yapar. Her tarafı 2'ye bölecek olursak 2 bölü 2 1. Başında eksi olduğu için eksi 1. Yani x eksi 1 olarak bulduk. X neydi? Köktü. Zaten bizden kökü istediği için bu kök değerimiz eksi 1 olur. İkinci örneğimizdeyiz arkadaşlar. Bir denklem verilmiş ve bu denklemin x değişkenine bağlı kökünün 2 olduğu söylenmiş. Bizden de a değeri isteniyor. Şimdi bu denklemin kökü demek x yerine yazılacak sayı demekti değil mi? O zaman ben bu denklemde x gördüğüm yere 2 yazabilirim. X yerine 2 yazıyorum. A çarpı x yani o zaman 2 artı 5 eşittir 3 çarpı x bakın. O zaman 3 çarpı 2 eksi 3 dedim. Şurayı bir düzenleyelim. 2a artı 5 eşittir 3 kere 2 6. 6 eksi 3 3. Biz buradan a'yı bulmaya çalışıyoruz. O zaman x'te yaptığımız gibi a'yı tek başına bırakmaya çalışalım. 2a eşittir artı 5. Diğer tarafı eksi 5 olarak geçer. 2a eşittir 3 eksi 5'ten eksi 2 olur. Buradan da a değerini eksi 1 olarak buluruz. Soru bizden zaten a değerini istiyordu. Bulmuş olduk arkadaşlar. Üçüncü örneğimizdeyiz. Bir denklem verilmiş ve bu denklemin çözüm kümesinin 7 olduğu söylenmiş. Çözüm kümesi neydi? Denklemin köküydü. Yani x yerine yazılacak değerdi. O zaman ben burada x değişkeni yerine 7 yazabilirim ve bizden a değeri istenmiş. Şimdi denklemde şurada x gördüğüm yere 7 yazarsam 3 çarpı x var. 3 kere 7 21. 1 çıkartıyorum. 20. 20'yi 5'e böleceğim ve sonuç ne olacak arkadaşlar? A eksi 3. 20'yi 5'e böldüm. 4. Bunun da A eksi 3'e eşit olduğunu söyledim. Eksi 3 de diğer tarafa artı 3 olarak geçerse 4 artı 3'ten 7 olarak bulunur ve işlemin sonucunu ya daha doğrusu sorunun sonucunu bu şekilde bulmuş oluruz. Evet, dördüncü sorumuz yeni nesil bir soru. Şöyle uzaktan baktığımızda sanki çok karışıkmış gibi duruyor ama emin olun çok pratik bir şekilde çözeceğiz. Bir kenar uzunluğu 20 metre olan ki şekilde bakın bu 20 metre gösterilmiş. Bir arazinin çocuk parkı için ayrılan kısmı yeşil demek ki bakın şurası çocuk parkı için ayrılan kısmı. Kafeterya için ayrılan kısım da kahverengiymiş burası. Buna göre çocuk parkının çevresinin kaç metre olduğunu bulalım demiş. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar bir şeylerden artık. Bakın şu uzunluk neymiş? X. O zaman ben bunu şöyle uzatırsam buranın da X olduğunu söylerim. Bakın burası ne? X artı 2. Şöyle uzatırsam buranın da x artı 2 olduğunu söylerim. Bakın burası x, o zaman burası da x olur. Yani bir kenarı aslında x artı x artı 2 artı x'e eşittir ki bu şekil bir kare olduğuna göre ve karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğu için nasıl ki burası 20 ise burası da 20 olur. Yani bu toplam da arkadaşlar ne olacak demek ki? 20'ye eşit olacak. Yani biz bu denklemden x değerini bulabiliriz. X x x toplamda 3 tane 3x. Artı 2'yi diğer tarafa eksi 2 olarak atarsam 3x eşit eşittir 20 eksi 2'den 18 olur ve her tarafı 3'e böldüğümüzde x değerini 6 olarak buluruz. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Bakın bu çocuk parkının yani yeşil ile gösterilen kısmın çevresi bizden istenmiş. O bulduğum değerleri burada yerine yazıyorum. Bakın şurası ben bu şekli şuraya tekrar çizeyim basitçe. Bulduklarımızı yazarak ilerleyelim. Şu kısım x'ti. O zaman burası x 6 olduğuna göre burası 6 olur. Bu kısım x artı 2 idi. 6 artı 2'den 8 olur. Bu kısım arkadaşlar x'te yerine 6 yazarız. Şimdi ne eksik? Baktığımız zaman şurasını hesaplamadık değil mi? Bakın onun da x'e eşit olduğu söylenmiş. Yani 6. O zaman bir de benim şu kısmı bulmam gerekiyor mu? Evet. Peki o kısmı nasıl buluruz? Oraya da farklı bir renk verelim. Mesela yeşille gösterelim. Şimdi şuranın tamamı kaçtı arkadaşlar? 20. Şu kısım var. Üzerine şu kısım var. Yani bunu şöyle uzattığımda bakın şurası 2x kadar ki x 6 olduğuna göre burası ne olur arkadaşlar?
12 birime eşit olur. Doğru mudur? O zaman ben buranın da şu şekilde göstereyim. Buranın da 12 olduğunu söyleyebilir miyim? Evet söylerim. Ne kaldı arkadaşlar? Sadece şuradaki kısım kaldı. Burası da bakın x artı 2 şöyle. Şu kısım x. Burası da x olacağı için. Yani burası da ne olur arkadaşlar? X artı 2 artı x olur. Yani 8, 6 daha 14 olur. Şimdi bu şeklin çevresini beraber bulalım. Şuradan başladık. 6 sağa doğru ilerliyorum bakın şöyle. 14, 12, 6, 6 ve 8. 6, 14 daha 20. 12, 6 daha 18. Şöyle ikişerli pratik yapayım. 6, 8 daha 14. 18, 14 daha 32. 20 de burada var arkadaşlar. 20 artı 32'den sonucu 52 olarak buluruz. Beşinci örneğimizi çözelim. 3x bölü 5 eksi 2x bölü 3 eşittir eksi 1 olduğuna göre x değerini bulalım. Burada arkadaşlar paydalar birbirinden farklı olduğu için toplama çıkarma işlemlerini yapacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Önce payda işlemimiz gerekiyor. Yani 5'i 3 ile 3'ü de 5 ile genişletirsek payda 15 ile birleşir eşitlenmiş olur. Şimdi bu genişletme işlemini yaptıktan sonra kesirlerimiz neye dönüşüyor onu bir yazalım. 3 çarpı 3x 9x yaptı. Bölü 5 kere 3 15 eksi 5 kere 2x 5 kere 2 10 10x yazıyorum. Bölü 5 kere 3 15. O da eşittir eksi 1. Gördüğünüz gibi paydalar eşit. Bir sonraki adımda artık bu çıkarma işlemini yapabilirim. Yani 9x eksi 10x bölü ortak paydada 15 eşittir eksi 1 olur dedim. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Eksi x. Eksi x bölü 15 eşittir eksi 1 dersek bundan sonra istersek her iki tarafı işte 15 ile çarparız ya da eksi 15 ile çarparız vesaire. Ben bu sefer içler dışlar çarpımı yapacağım şöyle. Eksi x ile 1'i çarptım. Eksi x. 15 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 15. Her iki tarafta eksi olduğu için her iki tarafı eksiye eksi 1'e bölersek ya da eksi 1 ile çarparsak işaretler gider. X eşittir 15 olarak bulunur. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.